Hadi güzel kızım, kalk artık, okul vakti. Ne oldu, hasta mısın? Ateşin yok, bir yerin mi ağrıyor? Maysa, hadi geç kalıyoruz, okul taşıtı geldi. Bugün Maysa okula gelemeyecek Kiraz. Neden? Biraz hasta. Neyi var? Bilemiyorum. Öğretmenine rahatsızlandığı için gelemediğini söyle, olur mu? Tamam. Perçem içeride mi dede? Evet kızım. Sağ ol. Sağ ol. Bu gece de kaba bir parça et koy bakalım. Koydum Perçem. Bir önceki gece de et koydum. Yok, ete hiç dokunmadı. Çakal değil o zaman. Çakal ete dayanamaz. Diyorum sana, bu hayvan değil. Gül bakalım sen. Etin yanındaki hırkayı almış. Mi? E'si hayvansa bile bizim bildiğimiz hayvanlardan değil. İlahi Seher. Gülme ama. Korkuyorum diyorum sana. Korkma. Ah, bebek çadırda yalnız kaldı. Hadi kal sağlıcakla. Hadi güzel kızım. Kalk da çorbanı iç. Bak kızacağım ama artık. Perçem! Perçem! Ne oluyor Perçem? Bilmiyorum ki baba. Ben de geleyim mi? Gerek yok. Ben bir bakayım. Sen Maysa'ya çorbasını içirir misin? Tamam kızım, tamam. Yavaş kızım, yavaş. Ağzın yanacak. Çok mu güzeldi? Hadi biraz daha istirahat et. Ne oldu? Niye konuşmuyorsun? Boğazın mı ağrıyor? Aç bakalım ağzını. Boğazın mı şişmiş? Baba, yürümekten dermanım kalmadı. Hava da çok soğuk. Öyle bey. Soğuk. Çok soğuk. Biraz daha dayanın, az kaldı. Keşke biz de bir köyde kalsak. Yok, insanlara bıkkınlık vermemeli. Arkadaşlarımı özlemekten bıktım. Üzülme, onların senden bıkmasından iyidir. Biz geçimimizi elbet türkülerimizle sağlıyoruz ama. Köyden köye gezmesek, insanlar bizden bıkar. Hem sevinmelisin, bir sürü arkadaşın oluyor böylece. Ben de bir şey oldu sandım. Daha ne olsun? Koskoca kazan nereye gider ki? Başka bir yere koymuşsundur. Ama buraya koyduğumdan çok eminim. Derede unutmuş olabilirsin Seher. Oraya baktın mı? Hayır, bakmadım. Bak, gördün mü? İyice emin olmadan akıl yürütüyorsun hemen. Ne yapayım peki? Önce gidip dereye bakabilirsin mesela. Sen de benimle gelebilir misin? Şimdi korkarım ben. Yalnız gidemem. İnsan bilmediği bir şeyden neden korksun Seher? Asıl bilmediğinden korkar insan. Tamam tamam. Hadi beraber gidip bakalım. Ama hiç anlamıyorum. Ne oldu? Neden çıktın sen? Dur Kınalı. Ne yapıyorsun? Hepten kaybedeceksin onu. Dişimi yerine geri takmalıyım. Ama nasıl? Herkes bana küçük kız diyecek yine. Kiraz'ın kardeşi gibi. Ama büyüdüm ben. Neden çıktın sen? Demedim mi sana derede unutmuşsundur diye? İyi de Perçem. Kaç gündür öyle eşyalar kayboluyor ki bilemezsin. Belli ki bir hayvan da danmış işte. Ya değilse? Başka ne olacak ki? Öyle deme Perçem. Çok korkuyorum. Bak aklıma ne geldi. Çadırın birkaç yerine çıngırak takalım. Şu bizim koyunlarınkinden. Böylece geldiğinde haberin olur. Sen de sesi duyunca çıkıp bakarsın neymiş diye. Doğru. Hay aklında bin yaşa Perçem.
yoruldum. Köye az kaldı. Biraz daha sık dişini. Ayaz'da öyle çok yürünemiyor. Tamam öyleyse. Şu ilerideki yörük obasına gidelim de bu gece bizi misafir etmelerini isteyelim bari. Ya, ısınırız biraz. Dişlerin orada nasıl durduğunu öğrenmem gerek ki dişimi geri takabileyim. Huysuzlanma dedim sana. Kınalı da mı hastalanmış kızım? Ne oldu sana kızım? Neden konuşmuyorsun? Korkuyorum. Ah benim kızım. Dişin mi düştü? Kocaman oldun desene. Ben bir şey yapmadım. Kocaman mı oldum? Tabii ya. Sen ne sandın? Hiç. Hiç bir şey sanmadım ki. Korkuyorum dedin ya biraz önce. Bak dede, büyüdüm artık ben. Sana bilmececi çocuğun hikayesini anlatmış mıydım Maysa? Bundan yıllar yıllar önce, ta Kaf Dağı'nın da ötesinde bir ülkede bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk birisi ona bilmece soracak diye öyle tedirgin, öyle tedirgin olurmuş ki. Çünkü hiçbir bilmeceyi bilemezmiş. Mantarlar neden şemsiye biçiminde olur? Yağmurlu yerde yetiştikleri için. Anne kırk ayağın en yorgun olduğu gün hangi gündür? Yavrularının ayaklarını yıkadığı gün. En sonunda onu hiç ama hiç kimsenin bulamayacağı bir yere kaçmış. İnsanlardan saklanırsa ona bilmece soramayacaklarını ve tedirgin olmayacağını düşünüyormuş çünkü. Ama zaman geçtikçe öyle sıkılmaya başlamış ki yalnızlıktan evine dönmeye karar vermiş. Yolda birbirlerine bilmece soran ve birlikte bilmece çözmeye çalışan insanları görmüş. Çocuk anlamış ki tedirginliğinin asıl nedeni bilmemekten korkmasıymış. Bunu anlayınca tabii bir de bilmeceleri başkalarıyla çözmenin keyfini alınca bundan sonra bilmeceden korkmak bir tarafa, o bilmece üretmeye başlamış. Adı da bilmececi çocuğa çıkmış. Her önüne gelene bilmece sorar olmuş. Ne oldu? Aklına bir şey mi geldi kızım? Evet, okul taşıdı gelmek üzeredir. Dişim düştüğü için korkmuyorum ki. Artık biliyorum. Büyüdüğüm için düştü dişim. Bunu Bulut'a söylemeliyim. Bakın, bakın.